Şu an çevrenin ışıklığından çıktık. Dinara doğru gidiyoruz. Bu karşıdaki Akdağ, meşhur dağ. Bu kenarlar tamamen meyve bahçesi. Elmalık, şeftalilik. Burada üzüm, elma, şeftali bol. Hem de ucuz. Bunlar ceviz. Buradan 5 dönüm kapatacağım. Şu an cumalar levhasını gördük, gidiyoruz. Burada tamamen şeftalilik, elmalık. Devamı Dinar. Buradan Dinar'a geçiyoruz. Afyon Dinar yolu. Meşhur Akdağ. Burası tamamen elma, şeftali. Tamamen kiraz bahçeleri. Bak karşıda görüyorsunuz. Bunlar ahududu ördem bahçeleri. Abi, kiraz bahçeleri. Burası Homa, meşhur Bizans kralı 7. Aleksandropulos'un yaşadığı yer. Atıyorum ama ben de güzel atıyorum. Burası Beydilli Köyü. Zamanında burada çok meşhur bir savaş yapılmış. Kan gövdeyi götürmüş burada. Burayı bir B'ye geçirdiği için burada Beydilli olmuş. Burası Işıklı Gölü. Maalesef göl tamamen kurumuş gibi bir şey. Baksanıza ya. Bu yolun kenarına kadar su oluyordu zamanında. Muhtemelen ya Ağustos nedeniyle veya kurak nedeniyle buralar tamamen kurumuş. Burası göl restoranı. Burada çok güzel balıkları var buranın. Tereyağı da. Gözüküyor mu gözükmüyor bilmiyorum ama gölü orada görüyorsunuz, biraz zoomlayalım.
Işıklı Gölü. Gireceğiz. Az kaldı. Biliyorsunuz burada zamanında çok büyük bir deprem olmuş. Dinar depremi meşhur. Binlerce insan öldü burada. Afyon. Çok sallanıyor. Dinar'ın merkezine doğru ilerliyoruz. Buradan döneceğiz. Merkezden. İleriden. Kırmızı ışık olması lazım ileride. Kırmızı ışık yakalandık. Burası Dinar'ın merkezi. Oradan gideceğiz. Arabaların gittiği yerde. Manyas. Çorba kebap. Yunus Emre çorba köfteci döner salonu diyor orada. Geçen gün meşhur bir olay vardı biliyorsunuz. Uşak üzeri bir tane kebapçı dolandırıcı 4-5 parça köfteye 480 lira almış. Bunun akabinde sosyal medyada büyük bir olay olmuştu. Sizsiz olun girdiğiniz lokanta, kafeteryalarda menüyü görmeden alışveriş yapmayın. Menüyü önce görün. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Şu an döndük merkezden. Kalkılan sen de al bayrağım. Burada Acı Su diye bir yer olması lazım veya su böyle bir şeydi galiba. Kenarda bir yerde. Turistik bir yer olması gerekiyor. Benim hatırladığım kadarıyla. Bak şu gelen şelaleyi görüyorsunuz. Bak göstereyim size. Bir saniye. Tepede şelaleyi gördünüz mü bilmiyorum. Orada şimdi gördünüz bak. Orada şelale var. Yeşillik. İleri
ileride yel değirmenlerimiz var. Elektrik üretiyor bunlar. Zoomladım. Bak görüyorsunuz. Benim Afyon'da dikkatimi çeken tek nokta var. Afyon bu dağların, bu taşların neden bu kadar ağaçsız olduğu konusunda çok merak ediyorum. Görüyorsunuz buraları ağaçlandırılsa yağmur olarak, su olarak ve çevre güzellik olarak çok güzel olmaz mı? Neden bunlar ağaçlandırılmıyor? Şu tepeler, bu dağlar. Ağaç olmuyorsa en azından bu iklime uygun, bu iklimde yetişebilecek ağaç türleri ekilse, dikilse çevre olarak çok güzel etkilenir. Yağmur çeker en azından. Yani kurak olmaz buralar. Şu tepeleri görüyorsunuz tamamen ağaçsız. Şu tepeleri görüyorsunuz. Buraların ağaçlandırılmasını öneriyoruz. En azından helikopterle bir ağaçlandırma yapılabilir. Deleme gibi. Bak görüyorsunuz tamamen taşlık, dağlık. Sonuçta bu iklime uygun bitki vardır. Elektrik değirmeni. Dağlar, taşlar tamamen kuru. Açtım. Sandıklı'ya son 7 kilometre. Burası Sandıklı yolu. Ve Sandıklı şehri gözüktü. Görüldüğü üzere. Tabelayı çekelim şöyle. Sandıklı, Ankara, Afyon, İstanbul. Ankara düz gidiyoruz. Hüdayi Kaplıcası varmış. Hüdayi Kaplıcası. Gideyoruz. Burada Hüdayi Kaplıcası'ymış. Kırmızı ışık geldi. Son 9, 8, 7, 6, 5, 4. Evet. %70 diyor. Isınır bölgesi. Sandıklı. Acaba niye burası Sandıklı demişler. Gideceğiz sanırım. Dağlar, taşlar tamamen dımdızlak, ağaçsız. Bu
bu dağları bir ağaçlandırsa olmaz mı? Yeşillendirsek. Afyon'un Sandıklı'nın güzelliğine güzellik katar benim fikrim. Bak değişik bir evler var burada. Bungalov evleri, bungalov. Oto sanayi girişi burası. Şu an öğle ezanı okunuyor Sandıklı'da. Hemen hemen 1 saat oldu. 1 saatte biraz fazla oldu. Çevreden yola çıkalı. Ve şu an Sandıklı'nın merkezindeyiz. Ay Yıldız Dağımızda görüyorsunuz. Bu Sandıklı'yı geçtikten sonra buraya Ay Yıldız işlenmiş daha. Güzel bir görsel. Etrafı acaba kırmızı taşlara döşense daha güzel olur muydu? Karşıda OGM yasa, Orman Genel Müdürlüğü. Ormanlarımızı koruyalım. Hani orman mı var burada? OGM, buraları ağaçlandır lütfen. Dağlar neden ağaçsız? Afyon'a 30 kilometre. Afyon'a ne güzel yemişim. Bu dağ tamamen mağaralarla dolu. Her tarafı mağara buranın. Aynı Nevşehir'deki gibi, Görele Vadisi'ndeki gibi. Bak görüyorsunuz. Muhtemelen ya kral mezarları var buralarda. Buraya Afyon'a geçtikten sonra burası. Burada hep mağara. Muhtemelen insan yapısı.
Tek tekçiler. Bayat kilim diyarı. Afyon Bayat'ı geçtik. Türkiye genelinde veya bir Bayat ilçesi var biliyor musunuz? Zonguldak'ta var Bayat diye duydum. Afyon'da var. Bu Trabzon tarafında da olması gerekiyor, Rize tarafında. Bir bağlantısı var mı bunların bilmiyoruz tabii ki. Burası Sivrihisar. Sivrihisar'a geldik. Sivrihisar, Sivri Kale demek. Burada muhtemelen bir kale var. Küçük bir kale. Bu dağların tepesinde. Buralarda olma ihtimali yüksek. Hisar, küçük kale demek. Anlamı. Ankara'yı takip ediyoruz. Sağdan gidecek herhalde. İleride düz. Düz diyor. Düz. Evet, Sivrihisar. Savaş uçağı. Polatlı'ya gireceğiz. Dur yolcu.
Ve gururumuz Polatlı. Polatlı'nın en yakın zamanda il olması temennisiyle. Nüfusu birçok ilden büyük olan bir ilçe burası. Taki dönüşte. Emrecan çok uzakta, merak etme. Kim bu? Emrecan işte mi İstanbul'a dönüyoruz. Kara Ambar Kamyoncular Derneği. Geride.